Şimdi dolma biberimizi keselim. İç kıvamına ve dokusuna bakalım. Tam kıvamında nefis bir dolma biber tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam kıvamında nefis bir kıymalı dolma biber yapacağız. Öncelikle yemeğimizin iç harcını yaparak başlayacağız. İç harcımız için şöyle tenceremizin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Ardından 2 adet orta boy yemeklik doğranmış soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavuruyoruz. Evet, soğanımızı yaklaşık 2 dakika kadar kavurduk. Şimdi 250 gram kıymamızı ekleyelim. Şimdi kıymamızı da soğanımızla beraber bir miktar kavuralım. Evet, kıymamızı da 1-2 dakika kadar kavurduk. Şimdi içerisine dolu dolu bir tatlı kaşığı domates salçası ve dolu dolu bir tatlı kaşığı da biber salçası ekliyoruz. Salçamızı da yaklaşık 2 dakika kadar kavuruyoruz. Evet, salçamız da çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi 1,5 su bardağı pirincimizi ekliyoruz. Pirincimizi de şöyle bir karıştıralım. Ardından iç harcımızın tuzunu ve baharatlarını ekleyelim. Şöyle 1, 2, 3 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 2 çay kaşığı kadar da nane ekliyorum. Siz de tuz ve baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Pirincimizi de 1-2 dakika kadar döndürelim. Ardından suyumuzu ekleyeceğiz. Şimdi harcımıza suyumuzu ekleyelim. 2 su bardağı ılık su kullanacağız. Harcımız için 2 su bardağı ılık su kullandık. Şimdi harcımızı suyunu çekinceye kadar pişirelim. İç harcımız suyunu çekti. Şimdi ocağımızın altını kapayıp harcımızı biraz soğumaya bırakalım. İç harcımız soğurken biz de dolma biberlerimizin içlerini boşalttık. Şöyle 2 tanesini de bıraktım. Bilmeyenler için şimdi içini nasıl boşalttığımı göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, baş parmağımızın tırnağı ile şu kısımlara baskı uyguluyoruz. Bu şekilde de kolaylıkla çıkıyor zaten. Hemen bir tane daha yapalım. Döndüre döndüre elimizde kolaylıkla çıkarıyoruz. Şimdi dolma biberlerimizin içlerini doldurma işlemine geçelim. Şöyle bir tatlı kaşığı ile dolma biberlerimizin içlerini dolduruyoruz. Pirincimizin şişmesi için üzerinde biraz pay bırakacağız. Böyle ağzına kadar tıka basa doldurmuyoruz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bu kadar pay yeterli. Hemen üzerine şöyle domatesli kapak yapıyoruz. Ve tenceremize yerleştiriyoruz.
Evet, dolma biberlerimizi tamamladık ve tenceremize yerleştirdik. Toplamda 22 adet dolma biberimiz çıktı. Arkadaşlar, ben yemeğimi yaparken kendi bahçemden toplamış olduğum dolma biberlerimi kullandım. Çok taze ve körpe oldukları için biraz boyut olarak küçükler. Küçük olduğu için de tam 22 adet çıktı. Eğer sizin kullanacağınız dolma biberler biraz daha büyük olursa adet olarak daha az çıkabilir. Şimdi dolmamızın üzeri için salçalı sos hazırlayalım. Şöyle kasemin içerisine göz kararı 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ardından şöyle bir çay kaşığı kadar tuz, bir tatlı kaşığı biber salçası, şöyle biraz da sıcak su ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Bir su bardağı kadar daha ekliyorum. Ve sosumuzu dolma biberimizin üzerine dökebiliriz. Şöyle üzerine gezdiriyorum yavaşça. Şimdi tenceremizin kapağını kapayalım. Kısık ateşte yemeğimizi pişmeye bırakalım. Evet, dolma biberimiz kısık ateşte tam 1 saat lokum gibi pişti. Şimdi ocağımızın altını kapayıp dolma biberimizi servis edelim. Dolmamızdan hemen şöyle bir adet tabağımızı alalım. Şimdi dolma biberimizi keselim. İç kıvamına ve dokusuna bakalım. Tam kıvamında nefis bir dolma biber tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.